Ozan Bey geçmiş olsun. Konuşabildiniz mi acaba? Görüşebildiniz mi hiç? Bir şey söyleyecektim. Geçenin morali nasıl acaba? Çok kısa. Değerlendirme alabilir misin? Kusura gittiler. Yani develene develene dereye gidiyoruz. İki tane kaya bizi tutuyor. İdobusun önümüze gidiyorduk. Kahvaltıya gidiyorduk. İdobusun önümüze gidiyorduk. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dedi. Sonra öğrendik ki kay çiğ değerli çiğ. Yağmur çiçeliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabanın aynı dağ çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutun. Seni gördüğüm zaman güller elimde kur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki sondu. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm. Öncelikle bu hale getirdiğim dolayı sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sizlere karşı uzatmadım. Ama böyle. Doktorumla birlikte geldik. Ağrımın yüksek kalması lazım. Ben dedim ki seyircime ayaklarımı uzatamam benim yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlayın.
Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu denir ona? Yok. Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de bestecilerim yanım aramamış kimse bugüne kadar bu besteci de demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tatlıses. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikatörü. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Bunu. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk yedinci oldu bu şarkı. Yarışma. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlere biraz dertleşeceğim. Benim ağzım gülüyor. Polat diyor, Polat nereden çıktı? Sen de Polat beni anıyor. Yapımdan dolayı sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sizlere karşı uzatmadım. Ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim dediği bir şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayağımı uzatamam ben yüzlerine karşı. O dedi ki hastalığı ne yapalım? Beni bağışlayın. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu dediler ama? Ya, ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de besteciler yanım aramamış kimse bugüne kadar bu besteci de demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tatlıses. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikatörü. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk birinci oldu bu şarkıda, yarışmada. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlerle biraz dertleşeceğim. Benim ağzım gülüyor. Polat diyor, Polat nereden çıktı? Sen de böyle, Polat beni anıyor. İşte Cenab-ı Hak kurban olayım. Meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Resmen gidin orada kaya olun dedi. Eğer yarın gideceğim o kayalar varsa terbiyesizim. Kaya maya görmeyeceksiniz orada. Çünkü o kayalar melek uçtular gittiler. Yani develene dereye gidiyorum. İki tane kaya bizi tutuyor. İdobus'un önümüze gidiyorduk. Kahvaltıya gidiyorduk. İdobus'un önümüze gidiyorduk. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan değil. Sonra öğrendik ki kayı. Çiğ de yağdı, yağmur çiteliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabadan hani dağ çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara, bütün geçen arabalar da diyor ki yani tüp yok, yağmur söndürücü tüpler. Böyle yapıyorlar. Ulanlar için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor, Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz. Önde de 3 kişi oluyor. Kafa havaya dedi ki eyvah üçü de öyle dedi. Gitti yani Allah korusun. Ama Allah işte Allah bitti demeden de bitmiyor. Ve İdo o yangın tüpünü alıyor. Biz içeride ben de arabanın içindeyim. Bak kül olup gideceğiz ha. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor. Orada getiriyor, söndürüyor ateşi. Ben diyorum ki ya ne oldu? Diyorlar ki bize çarpma kamyon yani. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbi Allah dedim, ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmak kafirdi. Ne kadar büyüksün, ne mucizelerim var. Bak buradayız. Ve dedim ki ben seyircimin karşısından çıkacağım, söz verdim onlara. Bu akşam oradayım dedim ve geldim. Ya buradayım. İdo'ya, melek kızıma, Elif Adaya, hepsine teşekkür ediyorum. Yasemin kızıma, gelinime çok teşekkür ediyorum. Çünkü görüyorum, çok müjdeler verdiler. Melek bana selam gönderdi. Diyor ki, babam burada olduğunu öğrensin. İtfaiyeciler geldi, söyledi bana. Dedi ki, söyleyin, melek kızım burada. Bu bir moraldir yani. Doğru mu? Meleğime, adın gibi meleksin be. Vallahi adın gibi meleksin.
sonra itfaiye, itfaiye mi itfaiye? Ya bunu niye karıştırıyorum onu? İtfaiye aldım. Abi çarpıştı, kafa kafaya gitti ya. Hafıza şey olabilir yani, Allah Allah. Ben de oturmuşum, ben arabanın içinde nasıl o şekilde oturdum. Ben de uzanmışım, ayaklarımda camda böyle camlar bulmuş. Ben o hale nasıl geldim bilmiyorum ama sanki ben kameraydım, böyle gülünme araba. Polislere, jandarmaya, özel hastanemize çok çok teşekkür ederim çünkü hepsi bir başarıyla şey yaptılar. Dilan nerede? Dilan unuttum ya. Vallahi Dilan da Allah var. Canım benim, sen de Rahman abim. Kusurumu bağışlayın. İdil sen de orada mısın? Çağıracağım sizi buraya. Gene bana yardımcı olun oğlum. Ne zaman yardımcı olun? Ateşi söndürdün tamam. Benim ateşim var. Benim ateşimi söndür. Ateşini ben söndüremem. Ne? Ha, sözüm diye bana ait bebeğim de diyorsun. Bitti mi konuşmamız? Canım benim canım. Öncelikle bu hale getirdim. Dolayısıyla sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sızlara karşı uzatmadım. Ama böyle. Doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim dedim şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayaklarımı uzatamam ben yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışladı. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu derler ona? Ya. Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de bestecilerin yanım var ama kimse bugüne kadar bu bestecidir demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tanrı'nın. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikatı. Fabrikatörün. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Bunu. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk verici oldu bu şarkı. Yarışma. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlere biraz dertleşeceğim. Beni mazur gördüm. Polat diyor. Polat nereden çıktı? Sen de Polat beni anıyor. Zaman durur bütün zaman. Seni gördüğüm zaman canla dördü valla. Seni gördüğüm zaman durur bütün zaman. Haydi gönlüm sen söyle. Susma gönlüm sen söyle. Çok kısa konuşalım. Geçtiğimiz günlerde de Mert Bey'le hayvanat bahçesine gittiniz. Yavruyu sevdiniz. Merve Hanım. Kulağa gelsin. Konuşmayacak mısınız artık? Çok yani. Güzel giden de bir ilişkiniz var. Evlilik gelir mi? Mert Bey'le. Tamam bırakalım arkadaşlar. Bırakalım. Ha? Konuşmayacak. Karşıdan çekelim abi, gel gel. Ayıp.
Niye maske takıyor? Yazın sonlarına geliyoruz Şeval Hanım. Öncelikle sizden bir yaz özeti alsak, sizin için nasıl geçti bu yazı? Vallahi çok güzel geçti ya. Şu ana kadar en güzel yazımdı galiba. Bayağı aksiyonlu, bayağı bol tatil. Çok güzel, çok keyifliydi, çok şükür. Nasıl bir aksiyonlardan bahseder misiniz? Nasıl bir aksiyon aldınız? Yok yani çok hızlı, yani oradan oraya, oradan oraya. Bayağı güzel, dolu dolu geçti yani, onu demek istedim. Ama mutluyum yani, Eylül'e geliyoruz. Biraz daha rutine girmek için, biraz daha işlere geri dönmek için, biraz daha tatilden uzaklaşmak için mutluyum. Yaz kadını mısınız, kış kadını mısınız? Onu sorayım. Kesinlikle yaz. Yaz değil mi? Şimdi niye yazdan girdim biliyor musunuz size? Yaz gelince birkaç isim var, siz olsun işte. Birkaç isim daha sürekli böyle o isimler akla geliyor. O isimler çok ön plana çıkıyor. O isimlerin paylaşımları çok konuşuluyor. Siz bu durumdan hoşnut musunuz? Evet yani insanların hoşuna gidiyor benim yarattığım içerikler. Ne mutlu bana. Bu arada yeni bir ilişkiye başladınız. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiniz. mutlu musunuz? Evet. Evet. Soru başlıyor biraz kaçmıyor ufak ufak. Catwalk'larla. Arkadaşlar zorlanmasın. Ya çok şey, her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Acaba uzun süredir tanıdığınız, biz biliyorsunuz biraz dediklemeyi severiz böyle. Sonra konuşsak bunları, biraz daha zaman geçsin. Utanıyor musunuz bu konularda? Yok, alakası yok. Bu arada biraz daha özen olsun, bana kalsın. Biraz daha yaşayalım, sonra konuşalım. Şeyma Hanım'la da uzun süre sizin aranızın bozuk olduğu konuşulmuştu ama bu yaz herhalde bir beraber tatil de yaptınız. Hiçbir sorunumuz yok ki ya, benim hiç kimseyle bir sorun ya, haberler öyle yansımıştı. Ben yanlış hatırlamıyorsam aranızın bozuk olduğu, sonrasında barıştınız ve beraber tatil yaptığınız konuşulmuştu. Yok, biz hiçbir zaman küsmedik. Hep iyiydi aramız. Başka bir şey soracak mısınız? Her şeyi sorabilirim. Sizin konuşmak istediğiniz bir şey var mı? İşleri konuşalım mesela. Siz oyunculuk da yapmak istiyorsunuz bir yandan. Yok, şu an oyunculuğu düşünmüyorum ama çok güzel bir kampanya çekimimiz geliyor. Ona şu an odaklandım. Bakalım. Bu arada konuşmada hala böyle biraz hani tam böyle Türkçe'de bir problem mi var ya da ben mi öyle algıladım? Ders alıyor musunuz geliştirmek için? Ders almıyorum yok. Ama söylemiştim ben bunu zaten. Türkçe kitaplar çok dinliyordum audiobook'tan. Evet. O çok geliştirdi. Onun dışında ders almıyorum. Pratik yapıyorum. Oyunculukla ilgili acaba bir engel olur mu ileride size? Onun için sordum. Belki olur, belki olmaz. Yani tabii bilemem, karaktere göre değişir. Tabii. Nasıl karakterler geliyor rol olarak? Şimdi sordun ya, ben sorayım. Aslında çok fazla oyunculuğu şu an düşünmüyorum. Bakalım kısmet. Modellikten, mankenlikten devam aynen ediyorsun. Aynen. Şu an o yoldan biraz. Peki, daha. Kazançları biliyorsunuz oyunculuğun çok daha yüksek benim bildiğim kadarıyla. Evet. Sizi çok bu durum ilgilendirmiyor mu? Çok profesyonel bakıyorsunuz sanki. Yani her şey kazanç değil ya. Eğer çok böyle zaten yeteneğin varsa, çok içten istiyorsan bir gün olur diye düşünüyorum. Maddi şeylere çok önem vermiyor musunuz? Paraya pula? Ya ben şu an gitmem lazım. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Şöyle alabilir miyiz? Bir açılalım. Cenk o çekiyor mu? Evet. Geri çek. Geçmiş olsun diyelim önce. Kazaya ilk koşanlardansınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Polat Yağcı aramıştı zaten beni. Pardon. Gittik olay yerine. Bayağı da kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Yani buna da şükür. Gerçekten büyük bir kaza. Bu çok iyi bir şekilde çıkmışlar hepsi. Diğer arkadaşlar da, diğer yaralı arkadaşlar da çıkmış. Allah'ın takdiri iyi. Buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Müşahede altında kalmaya devam edecek mi? Akşam doktorlar da bir açıklama yapacak. İyi galiba, çıkabilir diye biliyorum yani. Öyle söylediler doktorlar. Sizce oğlu olarak sahneye çıkmasını? Bir şey diyemem ben.
Ahmet Bey. Geçmiş olsun. Aranızda bazı problemler vardı. İlk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Çok şahadım. Valla ilk Polat aldığında ne olduğunu bilmeden gittim yani öyle o şekilde. Çünkü bir kazadır. Sonuçta gidilecektir yani. Bir şey yok. Bazı problemler vardı aranızda. İlk duyum aldığınızda ne oldu? Hani tepkiniz nasıl oldu? Ya işte o tepki. Aracın içine girdiniz ilk siz baktınız babanıza. Doğrudur, doğrudur. Aracın şeyine kadar girdim. Tehlikeli de olsa girdik ya orada sıkıntı yok ama olur. Yani insanın burası kalptir yani. Bir şekilde girersin. Gidersin yani. Saygılar, teşekkür ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş. Bir daha yaşatmasın Rabbim inşallah kendisi. Saygılar. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Saygılar. Sağ ol kardeşim. Dersi sorgulan. İyiyim. Teşekkür ederim. Okul, çeksi, telaşı. Çekimden sonra alışveriş mi diyor? Çekim ailelerden çocukların eksikleri vardı. Yeni döneme başladılar. Başlayacaklar. Bir tanesi başlayacak inşallah. Eksiklerimiz vardı. Kırtasiye, şu bu. Onları hallediyoruz şimdi. Sizin de baktığınız, beğendiğiniz ürünler var mı? Ben her zaman mağaza sevdiğim bir mağaza zaten de. Şimdi bugün ben kendim alışveriş etmeye kalkarsam kıyamet kopuyor. Çünkü zaten alışverişini evden çok zor çıkartıyorum. Sevmiyorlar yani ikisi de. O yüzden kendimize bir şey bakamıyoruz. Gözüme kestiriyorum, sonra gelip alışveriş yapıyorum. Ürünlerimin kaçında fotoğrafını çektiniz, bir hediye mi düşünüyorsunuz başka birisine? Beğendiğim modelleri çekiyorum, sonra da unutmayayım gelip alacağım ve kendime. Çünkü dediğim gibi yani kendime girdiğim zaman hani sen kendi bir şey almayacaktın, hani bizim için çıkmıştın gibi şeyler başlıyor. O yüzden fotoğraflarını çekiyorum. Program nasıl gidiyor, çekimler devam ediyor? Çok güzel gidiyor, çok yoğun gidiyor. Bu sene birazcık daha içeriklerle ilgili kendimizi geliştirerek bir level atladık 5. senemizde ama çok yorucu ama çok keyifli. İzleyicinin tepkisi de çok güzel. Bakalım inşallah hepiniz için güzel bir sezon olur. Televizyon dünyası gençler bildiğiniz gibi zor ama keyifli. Geçtiğiniz haftalarda da tatile gitmiştiniz. Nasıl geçti tatil? Nereye gitmiştim? Çeşme miydi galiba? Ben bütün yaz neredeyse, yani bütün yaz dedim, benim yazım 1,5 ay. Ben 10,5 ay falan çalıştım geçen sene. 1,5 ayın
bir ay 10 günü falan tatil yaptım ailemle beraber. Bir ara Mikonos'a gittim ablamlarla beraber falan. Bir iki gün Bodrum'a kaçtım, bir çekimim vardı falan. Böyle biraz hızlı, yorucu bir şey oldu. Çocuklarımla hem zaman geçirme fırsatı buldum. Tam anlayamadım. Bitti değil mi kesin yaz? Yani bitmek üzere. Bitmemiştim desem mi acaba? Şaka şaka. Annem şimdi orada. İnşallah önümüzdeki haftalarda onu tekrar görmeye gideceğim birkaç günlüğüne. Bir yandan da fiyatlarla ilgili çok fazla tartışma konusu var. Siz Mikonos'a da Çeşme'ye de gittiğiniz için sizlere sormak istiyoruz. Ne taraf size göre daha uygun geldi fiyatlar açısından? Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Çok sinir bozucu. Yani Çeşme'de Mikonos'un pek bir farkı yok. Yani Bodrum'a gittim. Bodrum'da da bir otelde çekim yapmıştık. O otelden sonra başka bir yere geçtik. Yani daha sakin olduğunu düşünüyorum. O otelin Mikonos'tan daha pahalı buldum açıkçası. Yani farklı bir lezzet ve daha bir özgürlük arıyorsa insanlar hani Avrupa'ya ve işte farklı adalara gidebiliyorlar. Bizim de arkadaşlarımızın çok sevdiği bir yer. Ben de yani 2-3 yılda bir gidiyorum açıkçası. Yani hiçbir yer için ucuz demek mümkün değil ama yani Mikonos'la Çeşme arasında çok büyük bir fark yok o yani. O fotoğraf paylaşma fotoğrafları oldu. Siz de o fişe baktınız mı hesaplar geldikten sonra? Ya ne kadar aslında burada fiyatlar diye. Bakmaz olur muyuz? Tabii ki bakıyoruz. Yani mesela Bodrum'da da dediğim gibi bir anda karşınıza euro bazlı şeyler geliyor, hesaplar geliyor. O yüzden kontrol etmek gerekiyor her türlü. 5 yazıyor ama 5 euro mu 5 TL mi belli değil, anladın mı? O yüzden de hepimiz bu sene birazcık daha böyle, biz daha çok ev, işte aile, cızbız mangallar, daha kalabalık yemekler, onları tercih. Tabii ki de gittik, yedik, gezdik, eğlendik vesaire ama çoğunlukla ev. Ama yani bu arada ev alışverişi de yani yapanlar bilir, hiç ucuz falan değil asla, o da pahalı. O yüzden daha çok çalışmamız gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Geçen sene 10.5 ay çalışmıştım. Bu sene inşallah 11.5 ayı tamamlarsa bir 15 günlük tatille bu seneyi bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir yandan da özel hayatınızla ilgili haberler çıkıyor. Biz tabii ki isim vermeden sormak istiyoruz. Bu haberleri yalanladınız ama neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi hiçbir şey söylemedim. Yani şöyle ki, çünkü açıkçası yani bu haberleri yapan kişilerin haberi yapmadan önce sorma nezaketi gösterene kadar da cevap vermeyeceğim. Çünkü bu medeni bir ilişki olmalı aramızda. Çünkü ben artık bu camiada çok eskiyim, 20-25 senemi doldurdum ve bana sormadan yapılan haberlerle ilgili cevap vermeyi hiç doğru bulmuyorum. Ama açıp naçizane, bu kadar yıldır hatırımız var, açıp bir sorarlarsa hani böyle bir şey duyduk olabilir mi diye tüm şeyimle her zaman cevap vermeye hazırım ama yapılmış haberin üzerine konuşmayı doğru bulmuyorum. Tolga'cığım sor istersen şimdi. Yani terliğinizi sormak istiyorum. Çok ilginizi çekti terliğiniz. Gerçekten mi? Evet. Aslında bu arada gerçekten değil mi? Ben bunu evde, dışarıda, her yerde giyiyorum. Şimdi kuzey dedi ki anne bu terlikle mi dışarı çıkıyorsun dedi. Ya ayağım yaraydı, biraz ondan da kaynaklanıyor ama ben seviyorum yani böyle şeyler giymeyi. Gerçekten böyle saçma sapan özel hayatımla ilgili bir şey soracak derken leopar terliklerimi soruldu. Bir an terledim ama terliklerim soruldu gerçekten. Çok teşekkürler Çağla. Ha, ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Alkışlarınız daha da fazla olursa moralimiz düzelir. Hiç öyle bir şey olmadı. Başlıyoruz.
Yasak, buyurun. Merhabalar, Güven Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Allah, işin için gözüküyorsunuz. Çok teşekkürler. O kadar üst üste konserler vardı ki aslında düne kadar biraz yorgundum ama hem Bulgaristan, Azerbaycan, Bodrum, Balıkesir ve burası birazcık üst üste geldi. Hem İstanbul, en sevdiğim sahne, Çeşme Arenası'nda nelerdir. Burada olmayı çok seviyorum. Hem de doğum günüme çeyrek kala. O yüzden de çok özel. Evet, doğum günleri de sahnede kutlamaya başladı. Doğum günleri, yılbaşları, bayramlar, hep mesleğimiz böyle bir meslek. En mutlu, en güzel günleri seyirciyle beraber kutluyoruz. Bu Çeşme'deyiz peki. Nasıl bir konser bekliyor? İçeride binlerce insan var. Yani her sene bir şekilde bir sürprizler yapıyorum ben. Kendimi ve repertuarı yenilemeyi çok seviyorum. Yani sadece saç, makyaj, kostüm değil. Her şeyin yenilenmiş olması beni sevenlere saygımdan çok özeniyorum. Geçen sene Mustafa Sandal vardı. Ondan yıllar önce Mazhar Alan Son benimle çıkmıştı. Çok çok güzel şeyler yaptım. Bu sefer daha eğlence ama repertuar ve şarkılar repertuar ağırlıklı. Beklentilerimiz yüksek aslında. Bugün de illaki güzel bir isimle göreceğiz diye düşünüyorduk yok, biz ama isim, yok mu? İsim yok bu sefer. Herkes tatilde Ağustos sonu olduğu için. Bir seyredin bakalım. Çok şık gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İki kostümüm var. Nasıl hazırlandınız onu? Var. Ya provalara İstanbul'a, Bodrum'dan da gidip geldim. Çünkü kıyafetleri düşünmek gerçekten çok önemli. Sahne bir bütün. Işığıyla, sesiyle, kostümüyle. Çok önem gösteriyorsunuz bu konuda da. Hep sizi ama öyle olmalı. Dünyada da bu böyle. İnsan mesleğinin her şeyine çok özen gösterilmeli bence. Saçından, repertuarından, sesinden, şarkılarından, aksesuarından, halinden, tavrına kadar. Önemli bir şey seyirciye saygı. Seyirci bunu fark ediyor. Özenli ya da özensiz ya da sıradan olanı fark ediyor bence. Belki de 28 yıldır bu işi yapıyor olmanın sırlarından birisidir o. Aksesuarları soracaktım aslında. Bütün, ağırlıkları ne kadar? Kostüm, ben onu yok, merak ediyorum. Boş. Boş, boş, boş. Yok, yoksa buraya böyle alınır mı? Külçe gibi. İçleri boş, öyle ağırmış gibi duruyor ama değil. Çıkmama 2 dakika var. Öpüyorum sizi. İyi seyirler diliyorum. İyi ki doğdunuz diyelim biz çok de o zaman. Çok teşekkür ederim. Nice beraber senelere inşallah. Teşekkür ederim. Evet, son bir detay aldık. İyi sahneler.